Sevgili dostlarım, bugün 5 Mart 2020 Perşembe. Edremit, İzmir yolu üzerinde Pelikköy yakınlarında Karaağaç mevkiinde bir yol boyu antika pazarı var. Size onu tanıtmak istiyorum. Evet, bu yol boyu antikalarla süslü konaklama yerinin adı Hüsnü Pazarbaşı Konağı. Hüsnü Pazarbaşı Konağı. Şimdi sizlere kısaca tanıtacağım. Gördüğünüz gibi eski avadanlıklar var. Bir dövme var karşımda. Çanlar, susaklar ve yün eğirme. Eskiden ninelerimizin, annelerimizin yün eğirme aletleri diyelim artık. Evet, görüyorsunuz, güzel, zengin bir yol boyu. Evet, satış merkezi, antika ve aynı zamanda yeme içme ile ilgili bir mekan. Görüyorsunuz, çok güzel. Güzel sözler yazmış burasını çalıştıran arkadaşımız Veysel Kaplan. Şimdi sizlere Veysel Kaplan'ı tanıtacağım. Kısa bir söyleşi yapacağım onunla. Şimdi ben holdeyim. İçeri gireceğim. İçeride zengin bir aksesuarlar var. Eski klasik, eski devirlerden kalma. Evet, Burhaniye deve güreşleriyle meşhur Havran Burhaniye Edremit. Görüyorsunuz, bir deve heykeli diyeyim artık. Burada güzel sözler var, güzel yazılar var. Burasını işleten Veysel kardeşimiz burasını alabildiğine güzelleştirmiş. Gördüğünüz gibi antika bir radyo. Eski bir gaz lambası şişesi ve araba. Zeytin ve zeytinyağı köşesi. Yol boyunda olduğu için burada yeme içme sunumları da yapılıyor. Dostlar, misafirler, arkadaşlar geldiğinde. Evet, Veysel Bey kardeşimiz duvarları çok güzel bir şekilde donatmış. Masa öylesine. Evet, gördüğünüz gibi. Bir de burada şömine var. Sevgili dostlarım, şu anda burasını işleten Hüsnü Bey Konağı. Evet, Hüsnü Pazarbaşı Konağı. Hüsnü Pazarbaşı Konağı işleten Veysel kardeşim Kaplan. Veysel Kaplan kardeşim karşımda. Şimdi Veysel kardeşim, selamünaleyküm. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet, güzel bir şömineniz var. Harika. Ben sizden şunu rica edeceğim. Acaba bu çalıştırmış olduğunuz yer, iş yerinizle ilgili kısaca bize anlatabileceğiniz hikayeniz nedir? Tabii ki. Bu bina 1947 yılında zeytin işçilerine tayfadam olarak inşa ediliyor. Evet. İşçiler burada uzun süre kalmışlar. Tabii teknoloji ilerleyip araçlar çıktığında kişiler gelmemeye başlamışlar. Mal sahibi de burayı kaderine terk etmiş. Taş ve tuğlalı meydana gelmiş. Evet, taş bina olarak, taş ve tuğladan yapılan bir bina. Ve antik olmuş. Tabii antik oluyor. Antika, evet. 1947'de evet, yapıldığı için yani uzun süre. Yani uzun süre kullanılıyor ve de 1970 yılları 47'de yapılıyor. 1970'e kadar kullanıyorlar. Ondan sonra kaderine terk ediyorlar. Tabii satmışlar burayı kişiler. Başka bir kişi alıyor.
Biz o kişiye dedik ki yani bu yeri ayağa kaldıralım. Yani güzel bir bina, taş bina. Yani zebil olmasın dedik. Onları ikna ettik. Onlar da bize hani güvendiler. Bize yeri teslim ettiler. Biz de 2012'nin 10. ayına itibaren bu restore ettik. Çok güzel insanlara, müşterilerimize hizmet verdik. Ne gibi hizmetleriniz var şu anda? Çay, kahve, gözleme. Yani gözlememiz yani bir kere adam gibi gözleme. Yani ismi de adam gibi gözleme. Evet, evet. Ve de aile yanında getirdiği şeyi rahatlıkla bizim burada yiyebiliyor yani. Anladım. Dışarıdan gelen her şeyi biz kabul ediyoruz. Peki bu antika ürünlerden satışınız tabii, var tabii, mı? Tabii tabii tabii. Onun satışını da yapıyoruz. Antika ürünü de satıyorsunuz. Evet evet yani. Hediye ettiğimiz de oluyor. Satıyoruz da. Diğer müşterilerimizden de bize getirenler oluyor buraya yani şey olsun diye. Anladım. Veysel kardeşim bir şey diyeceğim. Şimdi müşterilerimizin dikkatini çekecek seyircilerimizin. Nokta olarak ben girişte biraz tanıtım yaptım ama bulmak istedikleri zaman tam Edremit İzmir yolu üzerinde tam neredeyiz? Adresin. Adres olarak Ayvalık'tan sonra 20. kilometre. İzmir'den gelirken. Evet, İzmir'den gelirken Ayvalık'tan sonra 20. kilometredeyiz. Burhaniye 10 kilometre kala. Burhaniye 10 kilometre. Hemen az önce gördüm. Yukarıda Pediköy var. Evet, evet, evet. Az ileride sanırım Karaağaç var. Karaağaç var. Değil mi? Karaağaç'ı geçince işte 6. kilometredeyiz. Anladım. Mevki olarak arkadaşlarımız, dostlarımız anlasınlar ki ona göre uğrarlar. İkramlarınızdan yerler, içerler ve ayrıca antika ürünlerden de alırlar diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum kardeşim. Ha, biz buraya yüreğinde vatan sevgisi, toprak sevgisi, bayrak sevgisi, doğa sevgisi olan tüm dostlarımızı bekliyoruz yani. Muhteşemsiniz. Biz, müşteri olarak değil. Son sözleriniz muhteşemdi. Müşteri olarak değil, evet. Misafirimiz olsunlar. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür. Benim de zaten grubum var. Vatan ve millet sevdalıları. Evet, evet, evet. Ve Kaz Dağları Akçay Dostu grubu olarak. Evet. İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür grubumda paylaşacağım onu. Tamam. YouTube'da ve Facebook'ta. İbrahim Yılmaz Doğa ve Kültür. Ben de bu konulara hastayım. Evet, sevgili tamam. Dostlarım, çok teşekkür ederim Veysel kardeşim. Sevgili dostlarım, sizlere kısaca burasını tanıtmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi. Muhteşem bir mekan. Mekan, antika bir mekan. Sevgili dostlarım, ben bu güzel mekana bugün Mustafa Girgin dostum vasıtasıyla geldim. Tabii tanıyordum Veysel kardeşimi. Bu şekilde bir sebep oluyor. İnsanlar birbirine tanışıyorlar. Mustafa kardeşim, siz burasını uzun yıllardan beri tanıyorsunuz. Bu mekanla ilgili diyeceğiniz bir iki sözünüz var mı? Burayı ben 10 yıldır geliyorum. Çok güzel. Tamamen otantik ortam gördüğünüz gibi. Çok güzel bir yer gerçekten. Harika bir yer. Beklerim bütün dostları. Evet, bütün dostlarımızı buraya ben de söylüyorum. Mustafa dostum da söylüyor, bekliyoruz. Veysel kardeşimiz zaten kendi evi gibi hissetsinler diyor arkadaşlarımız için. Ben İbrahim Yılmaz, sevgili dostlar hepinize Mustafa Girgin ve Veysel Kaplan kardeşim olarak selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Mekanımızda bekliyoruz. Sevgiyle kalın dostlarım.